Baba Torik. Ankara Gücü Sivas Spor'u ağırlayacak Türksel Süper Ligi'nin 17. haftasında. Cumartesi saat 4'te oynanacak bu maç. Ankara Gücü'nde çok önemli bir futbolcu, yani hem takımın kaptanı olması açısından hem de oynadığı futbol ve hani orta sahadaki takımı için oluşturduğu önemli artı açısından Hürriyet, eksik Hürriyet Göçer. Şöyle bir şey oldu Ankara Gücü'nde. Ankara Gücü'nün bir türlü kendini bulamadığını söylemiştik. Bu büyük kadro şişkinliğinden yaşanan ölüm olaylardan ki yine hani bu hafta içinde yine kulüp karıştı. Cemal Aydın'ın listeye soktuğu yönetici işte Gökçe'nin yöneticileriyle kapıştı falan filan. Yine bir huzursuzluk var ama en son yine bu sıkıntılar zaten artık alışık olduğumuz sıkıntılardı. Kulüpte böyle bir sıkıntılar var ama sahaya baktığımızda sahada hani iyi bir takım gördük Fenerbahçe karşısında. Bunu da ben şuna bağlıyorum. Hani o Ankara Gücü şöyle bir şey oldu. Ankara Spor bu ligin iyi takımlarından bir tanesiydi. Ankara Gücü'nü geçtikten sonra geniş bir kadro oluşmuştu ve hocalar bu kadrodan iyi bir şey çıkaramıyorlardı. Hikmet Karaman Ankara Gücü hocası olduğu için Ankara Spor'la hani bu ikilemde daha çok Ankara Gücü'nde kendi seçtiği oyuncularla tercih ediyordu. Ve o yüzden bir ikilem oluşmuştu. Hikmet Karaman'dan sonra kaleci antrenörüyle çalıştırıyor Ankara Gücü'nü. Hala bir antrenörle zaten devre arası anlaşacaklar. Ve bu antrenörün en büyük artısı şu oldu bence. Bir Ankara Spor'u geri getirdi. Yani iyi bir takım kurdu. O karmadan iyi bir şey çekti ve onları istikrarlı bir şekilde aşağı yukarı aynı 11'leri sahaya sürdü. Bu anlamda Ankara Spor zaten iyi bir takımdı ve hani o Ankara Gücü'nü Ankara Spor'a benzetmek futbol anlamında ligde bir etki yarattı. Olumlu etki yarattı Ankara Gücü açısından. İyi oyuncuları var Ankara Gücü'nün. Hücumda iyi oyuncuları var, etkili oyuncuları var. Onların yanına orta sahadan işte Aydın'ın mesela çok büyük çıkışı var. Zaten Vasıl'ı, Darius Vasıl'ı oynatıyor hoca. Vasıl'ın yanında Meyye'yi oynatıyor, Aydın'ı oynatıyor. Hürriyet'in eksikliği hissedilir ama yine bunu bir alternatif bulacaktır Ankara Gücü kendisi açısından. O yüzden Sivas Spor maçına çıkarken bütün kulüpteki bu rahatsızlıklara rağmen ben antrenörün olumlu bir etki yarattığını, yani üst üste aynı kadroda çıkarak bir istikrar yarattığının ve özellikle Fenerbahçe'ye mağlup oldular. Hani işte çizgiyi geçen bir golleri de vardı son dakikada. Muhtemelen bir beraberlik de alabileceklerdi. Çok da pozisyona girdiler. Moral anlamında belki bozuk gözükebilir ama oynanan oyun anlamında iyi bir konumda Sivas Spor maçından önce. Sivas Spor geçen haftayı galibiyetle kapadı. Sivas Spor'un en olumlu hanesinde hani Muhsin Hoca var. Muhsin Ertuğrul'a geldiğinden beri çok olumlu işler yapıyor. Yani moral motivasyon açısından basınla kurduğu ilişki, futbol oyunuyla kurduğu ilişki çok güzel bir adam. Hani o yüzden onun açıkçası ben kişisel olarak da hani kendisinin kazanmasını çok istiyorum. Ama elindeki kadro kendi kadrosu değil, kendi kurduğu kadro değil, kendi kafasındaki futbol felsefesinin oyuncuları değil. O yüzden devre arasına kadar belli bir sıkıntı ve muhtemelen devre arasında da büyük bir hani revizyona gidecektir Sivas Spor'da. Son hafta iki önemli önemli şeyi iki stoperlerin de gol atmasıydı ve hani bunlar da böyle hani hava topunda falan alışızdır biz stoperlerin gollerine ama müthiş goller attılar. Murat Sözgelmez'in golü çok güzeldi. Sedat Bayrak'ın golü hani hazırlanış açısından falan böyle hani bu karın da sahaya yağması ve görsel anlamda da çok hoştu. Hani iki stoperin gol atması ve bunları duran toptan değil de pozisyonlardan atması da bir hoşluk oldu geçen hafta Sivas Spor açısından. Muhsin Ertuğrul'un maçtan sonraki demeci önemliydi. Biz içeride özellikle kazanmalıyız diyordu. Kendi kadrosuna hani bu şu anlamda bir mesajı bence. Kendi kadrosunu şu aşamada kendi sahasında kazanır ve kazanabilecek bir takım olarak düşünse de deplasmanda henüz ben şöyle bir şey hissettim. Daha takıma tam olarak güvenmiyor ve devre arasında bu revizyona kadar bu sürecek. Sivas Spor sarı kart cezası Musa'dan yoksun çıkacak Ankara Gücü maçına. Geçen sene özellikle Mehmet Yıldız'la oluşturdukları hücum hattıyla çok etkililerdi. Musa iyi bir oyuncu ve onun eksikliğini Sivas Spor hücumda hisseden yani Erman Kılıç var Sivas Spor'da. Ben çok beğeniyorum. İyi bir futbolcu. Çok etkili. Belki bir şekilde hani sağ kanat işlemez ama Erman'ın olduğu sol kanat işleyebilir. Ama Mehmet Yıldız gelene kadar hücumda sıkıntıları var Sivas Spor'un. Ankara Gücü karşısında Sivas Spor hani ben açıkçası bu maçla ilgili düşüneceğim. Ankara Gücü'nün bu maçta Sivas Spor'a göre daha formda olduğu ve Sivas Spor karşısında Ankara Gücü'nün galibiyete yakın olan taraf olduğu kanaatindeyim. Baba Torik.